Sevgili Fenerbahçe TV izleyenleri, değerli dostlar, hepiniz Analiz Fenerbahçe programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk programımız Fenerbahçe adına uğurlu geldi diyebiliriz. Geçen hafta Fenerbahçe hem ligde oynadığı Antalyaspor maçında hem de Avrupa Ligi ön elemesinde Helsinki'ye karşı galip gelerek bu hafta bize iki galibiyet anlatma imkanı sundu. Bu hafta sizlere neleri anlatacağız? Zaysun ve Gustavo'nun golüyle galip gelen Antalyaspor lig maçının derinlemesine bir analiz edeceğiz. Ondan sonra Avrupa Ligi ön elemesinde Helsinki turu nasıl geçildi, 5-2'lik galibiyet nasıl geldi, Valencia'nın damga vuran performansı, gençlerimiz, hepsini zevkle sizlere anlatacağız. Ama öncesinde ilk bölümden sonra aldığım geri dönüşler için tüm herkese, tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunalım. Hazırsanız hadi şimdi biraz futbol konuşalım. Haftanın maçlarını anlatmaya Antalyaspor galibiyetiyle başlıyoruz. Fenerbahçe golü bulmak için çok çabaladı ve son dakikalarda 89. dakikada Zaysun golüyle Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın golüyle zaten maçtan 2-0 galip geldi ama geçen hafta programımızı izleyenler hatırlayacaklardır. Antalyaspor'un özellikle 0-0'ı almak isteyeceğinden bahsetmiştik. Ve bununla beraber bahsettiğimiz diğer şeyler de vardı. Neydi? Antalyaspor'a ön alan baskısının olmazsa olmaz olduğundan, mutlaka bunu yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik ki zaten Gustavo'nun iptal olan golü de aslında böyle bir baskıdan geldi. Tisserant'ın bana göre faul olmayan pozisyonda Gustavo topu ağlara yolladı ama Fenerbahçe orada maalesef golü geçerli sayılmadı. Yine geçen haftaki istatistikler üzerinden gidersek uzaktan şut konusunda da Fenerbahçe'nin mutlaka pozisyonlara gireceğinden bahsetmiştik. Instat verileri de bunu doğruluyor aslında. Fenerbahçe'nin uzaktan 10 şut imkanı bulduğunu görüyoruz maçta ama yalnızca ikisinde kaleyi isabetli şut gönderebilen Fenerbahçe, Zaysun da yine bir dış şutuyla maçtan galip gelmeyi bildi, öne geçmeyi bildi. Yine instat verilerinden devam edelim. Ortalama pozisyonlara bakarsak takımda topla buluşulan alanlarda bir sola çekme görüyoruz. Neden bahsediyorum? Özellikle Osayi'nin de sağdan daha içeriye doğru kat etmesiyle, Muhammed'in de Ferdi'ye yakın oynamasıyla, Samatta'nın da o tarafa gelmesiyle beraber Antalya maçında Fenerbahçe'de bir sola kayma ortalama pozisyonlarda gördük. Tabii ki burada Zalai'nin de o kanadı tümden kullanmasının büyük bir payı vardı. Zalai konusuna gelmek istiyorum sonra ama onun öncesinde kimin ilk maçıydı? Güney Koreli yeni yıldız stoperimizin neler yaptığından size yavaş yavaş bahsetmek isterim. Tabii ki kim deyince maça dair ilk önce Sosa'nın kornerinde vurduğu kafanın çizgi üzerinden çıkması geliyor. Keşke o da gol olsaydı. Bence çok daha farklı bir motivasyon olabilirdi kime. Ki zaten son dakikalarda Vitor Pereira'nın aldığı risklerle beraber kimin oyundan çıktığı dakikalarda savunmamızda da ilk defa ciddi pozisyonlar verildiğinde görmüş olduk. Kimin olmadığı periyotta Fenerbahçe adına. Ama şunu da net bir şekilde söyleyelim. Maç sonu istatistiklerine baktığımızda kim damga vurdu, kim en fazla ikili mücadele ve en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu oldu maçtaki. Bununla beraber ikinci haftanın en yüksek hıza ulaşan oyuncuları Süper Lig'de, sadece Fenerbahçe'de değil, tüm Süper Lig maçlarında birinci oyuncu Osayi olurken ikinci oyuncu kim oldu Fenerbahçe'den? Hem stoper olması sebebiyle hem bu fiziğine rağmen bu yüksek hıza ulaşabilmesi sebebiyle kimin Fenerbahçe'ye çok şey katacağını gelecekte de net bir şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Oradan Zalai'ye gelelim. Zalai bence maçı en çok isteyen oyuncuların başında geliyordu. Maçı 0-0 iken taraftarı da gaza getirmeye çalışması, verdiği tepkiler, yer yer kendini forvet gibi hava topları mücadelesinde ceza sahası içine atması bence takdire şayan hareketlerdi. Zalai'nin sağ iç haritasına da baktığımızda zaten bir sol stoper yerine sol kanat beki de değil, o kanatı tümden gidip gelen bir oyuncu profili görüyoruz instat verilerinde. Bununla beraber de bence arkasında Zalai olunca Ferdi çok daha özgür oynadı bütün maç boyunca. Bence Ferdi Fenerbahçe'deki en iyi maçlarından birini çıkardı Antalyaspor'a karşı. O kanadı çok iyi kullandı Fenerbahçe. Arkasında Zalai gibi defansif anlamda toplayıcının olması da Ferdi'nin performansına direkt etki ettiğini söyleyebiliriz. Ve tabii ki Mesut'a geleceğim oradan. Mesut sonradan oyuna girerek yaptığı asistle ligin ilk iki maçına bir gol bir asistle başladı. Direkt skora katkı vermeye, tabela yapmaya başladı. Helsinki maçında her ne kadar skora katkı vermese de ligde Mesut Özil katkı vermeye Fenerbahçe adına devam ediyor. Ama orada Vitor Pereira'ya da tekrardan bir parantez açmamız kesinlikle gerekecek. Vitor Pereira önce bir önceki Helsinki maçında oyuna soktuğu Ferdi ve Muhammed'le, Ferdi asistle Muhammed golü attı. Antalya Spor maçında ise oyuna soktuğu diğer oyuncularla, neden bahsediyorum? Arda'yı soktu, Arda asiste yaptı. Zays'ı soktu, Zays golü attı. Yine Mesut, Ener, Valencia ikilisinden ikisi de sonradan oyuna girmişti.
Vitor Pereira yaptığı hamlelerle maçı getiren, skora direkt katkı veren oyuncuları bulmayı çok iyi başardı. Bu yüzden de hocamıza ekstradan bir tebriği hak ettiğini buradan net bir şekilde söylememiz lazım. Maçın en çok pas yapan oyuncularına da geldikten sonra Helsinki maçına geçeceğim. Burada da tabii ki Güney Koreli oyuncumuz Kim'in yeniden etkisinden söz etmemiz lazım. Pas bağlantılarında ilk 3 sırada bir de Kim Tisserand, 2 de Zalai Kim, 3'te de Gustavo Kim ikilisi yer alıyor. Kim Göbek'te Fenerbahçe'nin pas bağlantı istasyonu olarak hem savunmasını rahatlattı hem de bence net bir şekilde güven verdi savunmada diyelim. Ve yaptığı istatistiklerle de Antalyaspor maçı hanesine artı şekilde yansıdı diyelim Kim'in ve yavaştan isterseniz Helsinki galibiyetine geçelim. Ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ön elemeyi geçtiği Helsinki maçına gelelim. Fenerbahçe'nin 5 gollü galibiyetinde tabii ki anlatacağımız çok detay var ama Valencia ile başlamamız gerekiyor tabii ki. Onu ayıp ederiz eğer onu anmazsak. Valencia formda olduğunda gerçekten izlemesi çok keyifli bir oyuncu haline dönüşüyor. Ve geçen yıl sürdürdüğü çizgiyi bu sezon kaldığı yerden devam ettiriyor. Son 2 maçında attığı 4 gol, geçen hafta Antalya maçında ligde attığı bir gol sonrası bu maçtaki hat-trick ile beraber bence hem taraftarın gönlünde taht kuruyor hem de Vitor Pereira'nın şu anki sakatlıklar sebebiyle dar rotasyonunda yıldız gibi parlamaya devam ediyor Valencia. O yüzden biz de ona en derin sevgilerimizi sunuyoruz ve yavaştan maça geçiyoruz. Instat verilerine baktığımızda yine Vitor Pereira klasik 3-4-3 taktiğiyle maça başladı. Ama ortalama pozisyonlar bakımından daha derli toplu gözüken bir Fenerbahçe vardı. Yani her iki kanadı da kullanabilen. Göbekte de Gustavo'nun üçlü savunmanın göbeğine çekilmesiyle Zayt ve Sosa ile göbeği de kullanan bir Fenerbahçe izledik aslında. Ve bu maç özelinde Fenerbahçe'nin özellikle skor anlamında rahatladıktan sonra yine gençleri oyuna sokması Vitor Pereira'nın çok değerliydi. Yine Muhammed'i, Arda'yı gördük ama bu sefer sahne bir başka genç oyuncumuzundu. Fatih sonradan oyuna girdikten sonra attığı muazzam golle bence tam bir forvet golüydü. Aldı, çekti, tüm soğukkanlılığıyla vurdu. Bence günün adından söz ettiren genç oyuncusu oldu. Zaten golden sonra sevgili hocamız Vitor Pereira'ya koşarak bence adeta hakkını hocasının teslim etti. Ya, güzel görüntüler bunlar ve bizi mutlu eden görüntüler. Ama tabii ki burada dikkat çekmek istediğim nokta çok daha farklı. Mesela ilk gole Nazım'ın o ilk goldeki koşusuna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü futbol oynarsınız. Futbolda futbolcular kötü pas verebilirler, kötü şut kullanabilirler. Kötü gününde birçok futbolcu olabilir ama kötü koşamaz futbolcular. Fenerbahçe'de bu sezon en çok bu değişimi hissediyoruz. Fenerbahçe'de oyuncular topa saldırıyorlar. Topu kapmak için, toptan maksimum verimi çıkarmak için elinden geleni yapan bir oyuncu topluluğuna sahip olmaya başladık. Ve Nazım'ın ilk goldeki bence çabası kesinlikle takdire şayan bir çaba. Ki Valencia'nın da golle süslemesi bence çok daha değerli yaptı bu koşuyu. Ve Nazım'a baktığımızda aslında ilk golde pası çıkartan ilk oyuncu olduğunu, sonrasında oraya koştuğunu görüyoruz. Burada Instat'ın çok güzel bir grafiği var. Nazım'ın buradaki koşusunun Helsinki'nin o ilk golde rakibin tur anlamında belini büken golde büyük katkısı olduğunu ben net bir şekilde sizlerle paylaşmayı kesinlikle isterim. Zaten Nazım'ın maçı sağ açık gibi bitirmesinden de bunu görebiliyoruz. Nazım 3-4-3'ün sağında oynamasına rağmen aslında bir sağ ön oyuncusu gibi sık sık geldi o bölgeye. Sık sık Valencia'yı da besleyici koşular yaptı ve Vitor Pereira'nın istediği çizgiye inen sağ açık görevini bence çok iyi yerine getirdi Nazım. Ve Vitor Pereira geldikten sonra en verimli maçlarından birini oynadığını söyleyebiliriz Nazım'ın. Zaten akan oyunda gelişen atak pozisyonlarına baktığımızda Fenerbahçe'nin sağdan nasıl bir akın yaptığı hemen ön plana çıkıyor. Sağdan 35 top getirmiş ve 5'i bunların şutla tamamlanmış. Burada tabii ki Nazım'ın payı büyük. Önündeki Osayi'ye de sık sık aslında fırsatlar geldi. Yine ikinci golde asist Valencia'ya Osayi tarafından yapıldı. Ama Osayi'nin biraz daha bitiriciliği farklı olsa, biraz daha bu ikiliye katılsa çok daha farklı şeylerden söz edebileceğiz diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin sağ tarafında. Yine bununla beraber Fenerbahçe'nin pas anlamında gitgide yükselen grafiği Helsinki maçında da devam etti. 628 pas denedi Fenerbahçe. Bunların 556'sında isabet sağladı. %89'a çıkardı maç içi pas isabet oranını ki bu seviyeler bence gayet üst seviye takım seviyeleri. Fenerbahçe topun kıymetini bilen, topa sahip olan bir takım hüviyetini kazanmaya gitgide devam ediyor. Ve en önemlisi de 3. bölgede %74 başarılı pas isabetine çıkabilmesi Fenerbahçe'nin. Her nasıl kendi defansından top çıkartırken rahatsa, yavaş yavaş 3. bölgede rakip yarı sahada da
Fenerbahçe'nin oyuncularının pas anlamında rahatladığını görüyoruz. Bu gelecek vadede kilit pas yüzdesinde de direkt net bir şekilde yansıyacağını öngörmek mümkün şu an itibariyle. Ve tabii ki Helsinki maçını anlatırken en sona kahramanımız Valencia'ya ayırdık. Valencia 3 isabetli şut, 3 gol, %90 pas isabeti. Bunlar bambaşka istatistikler ama en önemlisi Vitor Pereira'nın forvetten beklediği arkadaki orta sahalara duvar olabilme, onlar olumlu anlamda duvar olabilme özelliğini çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Burada pas grafiğine bakarsak Valencia'nın Mesut, Zajc, Nazım'la beraber uyumlu çalıştığına, yeri geldiğinde duvar olduğunda, yeri geldiğinde güvenli liman olduğunu görüyoruz. Şimdi Valencia'nın maç içinde toplu buluşma grafiğini de verirsek, hücumda sahanın her yerinde gördüğümüz bir Valencia vardı. Dinamik, her yerde top isteyen, topu iyi kullanan ve gerçekten herhalde eskiden gazetelerde hatırlarsınız oyunculara puan verilirdi. 10 üstünden 10'luk bir performansla Valencia Helsinki maçını kapattı. Ve ondan sonra da Fatih Gol de pastanın üstüne çileği koydu diyelim. Helsinki maçındaki galibiyet sonrası da bu haftaki rakibimiz Altay'a yavaştan geçelim isterseniz. Ve Fenerbahçe Süper Lig mesaisine geri dönüyor. Lig lideri artı 6 averajda şu an Süper Lig'de birinci sırada bulunan, lider durumda bulunan Altay'a konuk olacak Fenerbahçe bu hafta. Altay bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon alt ligden Mustafa Denizli yönetiminde üst lige çıkarak son dönemde Mustafa Denizli takımı alıp namağlup getirip hatta lige de 2'de 2 ile başlayıp şu an genel istatistikte Mustafa Denizli Altay'ın başında 7 maça çıktı. 7 galibiyeti var, beraberliği dahi yok. Müthiş bir performansın içinde bir takımla oynayacak Fenerbahçe. Bana göre şu an Süper Lig'deki en formda takımlardan biriyle oynayacak. Ve geçen sene üst lige çıktığı kadroya birkaç kilit isim transfer ederek şu an Mustafa Denizli oyun yapısını üst seviyeye çekme durumunda. Ve bence ilk iki maçta da bunun meyvelerini almış gözüküyor. Altay'ın 11'ini sizlere tanıtarak başlayacağız. Mustafa Denizli klasik 4-2-3-1 hocalarından ziyade Altay'ı 5-4-1 sistemiyle oynatıyor. Beşli savunmayla oynatıyor. Ve aslında Altay'ın geçen seneden kadroda tuttuğu dörtlü bir isim bloğu burada dikkat çekiyor. İsterseniz yavaştan kadroyu paylaşmaya başlayayım sizlerle. Kalede Liz var. Wisla Krakow'dan aldıkları 24 yaşındaki kaleci. Ligde ilk iki maçında bence güvenle verdi Liz. Fena bir kaleci olmadığını bizlere gösteriyor. Sol bekte Nader oynayacak. Onu İran'dan getirdi Mustafa Denizli. Esteklal takımından daha doğrusu getirdi Nader'i. Diğer dörtlü yanında Murat Akça. Göbekte 41 yaşındaki İbrahim Öztürk ki şu an ligin en tecrübeli oyuncularının başında geliyor. Onun yanında Tiam ve sağ açıkta geçen sene Ocak ayında Ankara gücünden aldıkları Cebrail oynuyor. Burada Murat Akça, İbrahim Öztürk, Tiam ve Cebrail geçen seneden kurdukları, geçen seneden yine ilk 11'de olan 4 oyuncu savunmada. Ve bu 5'li bloğun önünde bir tarafta Poku oynuyor. Poku'nun yedeği olarak Ceyhun Gülselam'ı da aldı. Tecrübeli bir oyuncuyu yine kadroya kattı Mustafa Denizli. Poku'nun yanında bence takımın yıldızı olan Pinares oynuyor. Çok tehlikeli bir oyuncu. O da 30 yaşında Ciremio'dan aldılar bu sene. Ve solak Şilili acayip bir top oynuyor. Diğer Şilili var sol açıkta, Martin Rodriguez. O da 27 yaşında. O da Colo Colo'dan geldi. Bu iki Şilili'nin ne kadar tehlikeli olduğunu tabii ki güçlü yanlarında anlatacağız. Tachiano da Pinares'in yedeği olarak Bahia'dan geldi. O da ilk maçta ilk 11 başlamıştı. İkinci maçta Alanyaspor maçında da Pinares'in yerine oyuna girdiğini söyleyelim. Bu ekibe sağ açıkta da yine geçen sene Altay'ın kadrosunda olan Kapel eşlik ediyor. Onu da yine Denizli Spor'dan hatırlayanlarınız olacaktır. Kapel'in de artısını eksisini mutlaka anlatıyor oluruz. Bu ekibi forvette tamamlayan oyuncuyu ise Norveç'ten getirdi Mustafa Denizli. Brand takımından Fildişil'i 26 yaşındaki Bamba'yı getirdi. Ki ilk haftanın damga vuran oyuncusuydu attığı gollerle. Özellikle estetik goller de atabilen. Özellikle kale önündeki becerisi bayağı bize farklı goller sunabilecek, repertuarı geniş bir oyuncu, izlenimi veren bir oyuncu Bamba. Tabii ki daha detaylı anlatırız ama onun yedeği olarak aldıkları Mısırlı golcü de Alanyaspor'a karşı sonradan oyuna girdi ve golünü attı. O da 1.90'lık dev bir oyuncudan bahsediyoruz, 23 yaşındaki Rayan'dan. Ve tabii ki geçen sene bir alt ligin gol kralı Paşa yine forvette Mustafa Deniz'in elindeki alternatifler olarak ilk 11'de dikkat çekiyor. İsterseniz buradan yavaştan Altay'ın güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini sizlere anlatmaya başlayalım. Öncelikle Altay'ın çekinmemiz gereken güçlü yönlerini anlatarak başlamamız lazım. İlk Kayseri maçına döneceğim burada. 3-0 kazandıkları maçta iki topu da direkten döndü Altay'ın ve bence ilk haftanın en net performanslarından birini sergilemişlerdi Kayseri Spor'a karşı. Zaten oyun yapısıyla da alakalı ciddi bize izlenimler verebilen bir maç. Neden bahsediyorum? İlk golü hatırlayanlarınız olacaktır.
Altay takımının Mustafa Denizli ile beraber önde rakip defansa baskı uygulayan bir takım olduğunun burada net örneği var. Yine Fenerbahçe karşısında da biz bunları sık sık göreceğiz. Fenerbahçe özellikle kimle? Atilla ile Betis Serant'la topla çıkmaya çalışırken sık sık bu presi yiyecektir. Hatırlarsınız Kim geçen hafta toplarda kaybetti bu anlamda. O yüzden olabildiği kadar topu Zalai gibi daha çok pas isabeti yüksek isimlerle çıkartmak, Gustavo ile çıkartmak çok daha yerinde bir tercih olacaktır Fenerbahçe adına. Bununla beraber gerçekten çok etkili kanat oyuncuları ve göbekte bir tane beyni var Altay'ın. Neden bahsediyorum? Kabel'in yerden sert ortalar açtığını görüyorsunuz ceza sahası içine ve bunları Bamba'nın, geride Pinares'in ve diğer kanattan gelen Rodriguez'in sık sık şutla bitirmeye çalıştığını, yani planlı bir taktik icabı Kabel'in bu yerden sert ortalarının ortaya çıktığını görüyoruz hep beraber. Öte yandan tabii ki Pinares'in dar alan becerisinden mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Takımın hem beyni hem pas kanallarını yöneten isim Şileli solak oyuncu. Ve Pinares'i durdurabilmesi Fenerbahçe'nin Altay'ın hücum organizasyonlarını neredeyse yarıya indirmesi anlamına gelecek. Özellikle dar alandaki becerisiyle adam eksiltebilmesi Fenerbahçe'nin geride yakalandığında, rakip yarı sahada yakalandığında çok ciddi problemler açabilir Fenerbahçe açısından. Bu yüzden Pinares'in hem pas kanallarını kapatmak, onun etkisini azaltmada ciddi anlamda yardımcı olacaktır Fenerbahçe adına. Ve Bamba'ya gelelim. İlk haftanın belki de en iyi oyuncusuydu Bamba. Onun ceza sahası önü bitiriciliğinden ilk 11'leri anlatırken de bahsetmiştik. Ya, süratle topu taşıdığında o kadar sert şutlar, düzgün şutlar sağlayamıyor. Ama topu hareketlendiğinde, o ilk vuruşu yaptığında daha düzgün şutlar çıkartabilen bir oyuncu Bamba. O yüzden süratiyle topu götürebiliyor. Orada şut kalitesi biraz aşağı iniyor. Süratle götürmesinden de kaynaklı. Ama ceza sahası içinde tek vuruşları yapabildiğinde ciddi anlamda sıkıntı yaratabilen bir oyuncu. Onun sürati konusunda da kime, Kim Minci'ye net bir şekilde güvenmemiz gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ve Cebrail'e ek bir parantez açacağım, sağ bekleri. Sık sık hücuma katılmayı seviyor. Onu özellikle akınlarda bir sağ bek yerine sık sık ceza sahasında, rakip ceza sahasında top ararken, şut imkanı bulmaya çalışırken görebiliyoruz. Bence ata çok iyi katılan bir oyuncu Cebrail. Onu da altını çizmek gerekiyor. Alanya maçının hikayesi ise çok daha farklı. Efecan'ın erkenden kırmızı kartla oyundan atılmasından sonra oyunun o dakikadan sonra Altay'a net bir şekilde döndüğünü görüyoruz. Ve Altay'ın zaten maça üstünlüğünü net bir şekilde koyduğunu ve rahatça bu deplasmandan galip çıktığını görüyoruz. Ama bu noktada yine altını çizmemiz gereken bir nokta var. Altay'ın duran toplara çok kalabalık geldiğini, fazla oyuncuyla geldiğini ve oyuncu yapısı olarak fiziki anlamda güçlü, kafa toplarında, hava toplarında üstün oyunculardan oluşan bir ekibe sahip olduğunda mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Fenerbahçe bildiğiniz gibi duran toplardan pozisyon bulabilen bir takım ama Altay takımı sık sık bence hava toplarında bu sefer Fenerbahçe'yi madalyonun diğer tarafında sıkıntı yaratabilecek bir yapıya sahip olduğunu da net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Buradan isterseniz nitekim Altay'ın zayıf yönleri neler, Altay takımının Fenerbahçe hangi özelliklerinden faydalanabilir, bununla devam edelim. Tabii ki başlığımızda Altay'ın zayıf yönleri dedik ama ilk iki haftada bence Altay ligin en değerli toplu takımı olarak dikkat çeken ve ligin en güzel futbolunu oynayan takımların başında geliyor. Çok net zayıf yönlerinden ziyade Fenerbahçe hangi açıklıklardan faydalanabilir, bunlardan bahsedebiliriz bu bölümde. Mesela Kayserispor maçında defansif anlamda çok iyi bir oyun vardı Altay'da. Altay'ın defansı orada net güven verdi. Ama mesela aynı şeyi Alanyaspor maçında söyleyemeyeceğim. Neden bahsediyorum? Alanyaspor maçında iki defa offside taktiği bölündü Altay'ın. İki defa Alanyasporlu oyuncular savunma arkasına kaçabildiler ve offside'e yakalanmadılar. Bu Altay gibi aslında pozitif futbol oynayan, atak futbolu oynayan takımın Fenerbahçe karşısında da aynı oyunu sergilerse savunma arkasına Valencia'nın, Osayi'nin sarkabileceği anlamına geliyor bizde. Ve mesela Alanyaspor maçının bir diğer önemli istatistiği benim için dakika 23'te 10 kişi kaldı Alanyaspor. Dakika 76'da da 9 kişi kaldı. Ama gol beklentisi bakımından Alanyaspor'un Altay'dan daha büyük bir gol beklentisi vardı. Her ne kadar Altay 4 gol atmış olsa da maçta 2.06 gol beklentisi yaratabildiler. Diğer yandan yani maçı 9 kişi tamamlayan Alanyaspor 2.19 gol beklentisi yarattı. Bu Altay takımının pozisyon da verdiğini, yani harikulade bir savunma yapmadığını gösteriyor bize Alanyaspor'a karşı. Burada aynı durum Fenerbahçe karşısında da olursa Fenerbahçe'nin teknik ayakları,
kilit paslarla bu savunmayı açmakta sıkıntı yaşayamayabilir. Ben nitekim daha gollü geçecek bir maç beklentisine sürükledi bu istatistik beni. Bununla beraber Altay'ın savunma oyuncuları, özellikle Murat Akça, İbrahim Öztürk tarafı. Yani Tiam daha çabuk bir oyuncu ama Murat ve İbrahim Öztürk daha yavaş oyuncular. Özellikle Fenerbahçe'de hızlı oyuncuların, Osayi'nin Valencia'nın birebir de yakaladığında bence nitekim daha rahat edebilecekleri oyuncular. Zaten bunların önünde hoca oraya Poco'yu çekmeyi tercih ediyor. Poco da faul yüzdesi çok yüksek bir oyuncu. Müdahalelerinde Fenerbahçe'nin yay çevresinde sık sık serbest vuruş, frikik imkanı bulabileceği bir oyun yapısına sahip Poco. Rahatça faul alabileceğiniz tipte bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bundan mutlaka faydalanması gerekecek. Özellikle duran top kazanmak için, kaleyi direkt gören şutlar bulabilmek için Poco'nun da bence net bir şekilde Fenerbahçe'nin teknik ayaklarına yapacağı follerle pozisyonlar bulacağımızı düşünüyorum bu noktada. Peki en sevdiğim noktaya gelelim. Şimdi Fenerbahçe bu maçı nasıl kazanır onu anlatalım sizlere. Fenerbahçe Altay deplasmanından nasıl 3 puanla çıkar, nasıl bir oyun sahada görürsek Fenerbahçe adına 3 puandan bahsederiz. Bunu anlatayım şimdi. 3 madde çıkardım size. 1. Fenerbahçe ne yapacak edecek? Bu maçta Şili bloğunu kapaması gerekecek Altay'daki. Neden bahsediyorum? Pinares Rodriguez'den oluşan ve Martin Rodriguez'in zaten tekniği belli bir seviyenin üstünde ama takımdaki en teknik oyuncu Pinares. Takımın pas bağlantılarını nasıl yaptığını, beyni olduğundan programın başında sizlere bahsetmiştik. Burada Pinares'in pas bağlantılarını kesip onun dar alanda oyunu hükmettiği kısımları ne kadar aza indirirse Fenerbahçe orta sahayı o kadar ele geçirecektir. Ve orta saha hakimiyetine Pinares'in Capel'e ve Rodriguez'e pas kanallarını kestiğinde büyük gücünü, aslında Altay'ın hücum gücünü sekteye uğratacaktır diye düşünüyorum. İkinci olarak Bamba kim eşleşmesi çok önemli. Çünkü kimin hızlı bir oyuncu olduğundan ve ligin ikinci haftasında ligin en hızlı ikinci oyuncusu olduğundan bahsetmiştik. Bamba da açık alanda çok süratli bir oyuncu ve özellikle savunma arkası koşularda savunmayı uyutabilen yapıda bir oyuncu. Kimin burada uyanık olması, kimin Fenerbahçe stoper hattında Bamba'yı durdurabilecek özelliğe sahip olması, ondan gelecek golün direkt önleyici etkisi olacaktır. Ben bu eşleşmenin Fenerbahçe maçı kazanacaksa çok önemli olduğunu, yani kimin iyi bir maç çıkarması gerektiğini net bir şekilde düşünüyorum. Ve Altay'ın eksikliklerine baktığımızda Fenerbahçe'nin maçta pozisyonlar bulacağını tahmin ediyoruz. Bununla beraber Fenerbahçe'nin savunma arkası koşularında pozisyonlar bulabileceği imkanlar gördük Alanyaspor maçının bize gösterdiklerinde. Yine Altay'ın yavaş stoperlerine karşı Valencia'nın sazı eline alabileceği bir atmosfer mevcut. Helsinki maçındaki performansını buraya yansıtabilirse Valencia'dan yine gol ve goller görebiliriz. Ama yeter ki diğer oyuncularda, Osayi gibi, Mesut gibi oyuncularda ona bu beşli savunma bloğunu aşmada yardımcı olsunlar. Umarız haftaya yine bir 3 puanla sizleri karşılıyor olurum. Yine bir 3 puanla anlatıyor olurum. Fenerbahçe'mize Altay maçında sonsuz başarılar. Bizi bu programda da evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim.